Çok kötü. O adam... Kim? Kim dedin? Yaşlı bir adam. Yiğit. Sana benzemeyeceğime, senin gibi bir adam olmayacağıma, elime kan bulaştırmayacağıma dair anneme söz verdim. Bana yeminimi bozdurma. Anlıyor musun? Bana yeminimi bozdurma. Seni bile öldürmeyeceğime anneme söz verdim. Bana yeminimi bozdurma. Defol git buradan. Bana yeminimi bozdurma. Tamam mı? Defol git. Harun. Gel. Gel bakayım, gel. Kardeşim. Ben o adamı karşımda gördüğümde sana söylemek istedim. Ama yapamadım. Geldi, gördüm, konuştum diyemedim ben sana kardeşim. O bir gecede çocukluğunu elinden aldı. O küçük çocuğun karşısına çıkamaz. Gözlerine bakamaz sandım ben. Ben o gece tamirhanede olduğum için her gün şükrettim Yiğit. Görmediğim için, duymadığım için, yaşamadığım için her gün şükrettim. Ben yapamazdım ben. Ben kaldıramazdım. Sen kaldırdın kardeşim. Kaldırmak zorunda kaldın çünkü oradaydın sen. Gördün, duydun, yaşadın. Kardeşim, biz bu acıya çocukluğumuzu kurban verdik. Sessiz kaldık. Kimseyle konuşmadık. Ama bugün konuş. Bari bugün konuş benimle. Abinle konuş bugün, ne olursun. Bak, bizden ne istiyor? Hangi yüzle, hangi cesaretle etrafımızda dolaşıyor bilmiyorum ama... biz o adamı bir kere mezara gömdük kardeşim. Ve emin ol, o mezardan bir daha çıkış yok. Yok Yiğit. Yiğit. Yapma kardeşim. Yapma. Bu yaşa kadar içinde yaşadın. Bari bugün içinde yaşama ne olursun. Abin o gece yoktu. Ama bugün burada kardeşim. Yanında abin. Abin yanında senin. Adam yüzüne bile bakmadan çekti gitti. Kapı dışarı ettikten sonra ne bekliyorsa sonunda bunu da gördük yani. Resmen kapı dışarı etti. Vallahi dün bir bugün iki böyle olduysa daha neler göreceğiz kim bilir. Thank you.
O da cam kuşu oldu. Neyse ben artık onun yerine değerim. Bir de şimdi gideceğim bir postada kendi evimde yiyeceğim. Hay maşallah. Nasıl da ağız dolusu kendi evim diyor. Yani şurada iki lokma bir şey yiyeceğim. Kurban olayım boğazıma dizme ya. He? Sen aldırma kızım o ananı. Tabii ki kendi evim diyeceksin. İnadına evim diyeceksin. Tabii. Siz göreceksiniz ama. Ben o iki cadının hakkından gelip o eve tek başıma hanım olmazsam bana değmez demesinler. Susayım diyor. Hafize şu kıza uyuma diyorum ama öyle bir laf ediyorsun ki hadi. Hadi gel bakayım gel de sustur şu ana yüreğini. Ebe kızım. Daha adamın ne zaman boşanacağı belli değil. Doğuma nikahlı mı gideceksin, nikahsız mı gideceksin belli değil. Evin hanımı olacakmış. El alemin evinde el alemin adamıyla evin hanımı olacakmış. İki yavrumu koynuma aldım ananı. Allah'ım dedim biz evlatlarımızla sınama. Yani gücüne gitmesin isyan etmiyorum Allah'ım ama bu nasıl sınavdır şimdi ya Rabbim bu nasıl sınavdır? Ya soframızdaki ilk günümüzde ebe Hafize, ebe Hafize ya. Bu da soframız diyor. Nur, hadi kızım yeme. Afiyet olsun hala. Siz yiyin. O da Yiğit'i bekliyor işte yazık. Sen kendi haline yan. Kendi haline yan Elmas. Ay benim kara gözlü oğlum arıyor. Ulan oğluma oldu. Hep oğluma oldu. Oğlum. Yavrum. Bu Emin hala şey midir ki bana baba? Hala? Benim öyle bir ablam yok diyor. Ölürüm de o adamın evine gelmem diyor. Ama burası o adamın evi değil ki.